25. ayette iman edip makbul ve güzel işler yapanları müjdele. Onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Öyle cennetler ki ne zaman meyvelerinde kendilerine bir şey ikram edilse, "Aa, biz bunu daha önce dünyada yemiştik, buna benzer bir şey yedik," derler. Oysa bu onların aynısı olmayıp benzeri olarak kendilerine sunulacaktır. Orada onların tertemiz eşleri de olacak ve onlar da orada devamlı kalacaklardır. Üzerinde birazcık durmak istiyorum. Birincisi, Allahü Teala kullarına siz salih amel işlerseniz, salih ameli genelde makbul, Allah tarafından kabul edilen ameller olarak ifade edilmiş. Siz salih amel işlerseniz ve iman ederseniz bu takdirde Allahü Teala size cennette çok güzel şeyler verilecek diyor. Bazen ateistlerin bu tür ayetlere bir itiraz olduğunu görüyorsunuz. Ne gibi itiraz ediyorlar? Mesela diyorlar ki Hazreti Muhammed diyorlar bu kitabı kendi yazmıştır. Ve bu kitapta insanların arzu edeceği ve Mekkelilerin veya Arabistan bölgesindeki insanların olmayan yani imkanların olmadığı şeyleri onlara diyor vaat etmiştir. Halbuki bu ifade yanlış. Geçen yine üniversiteli öğrencilere tefsir dersi yaparken onlara şunu söylemiştim. Mesela internetten Google'dan Taif diye girin. Mekke'nin hemen 90 kilometre ilerisinde bir şehirdir. Peygamber Efendimiz'in de boykot dönemlerinde gidip dayılarına acaba din anlatabilir miyim dediği bir yer. Mesela Taif'e gittiğinizde Taif çok yeşillik bir yerdir. Bağları vardır, bahçeleri vardır. Yani tabiri caizse cennet gibi bir yerdir. Evet, Almanya gibi veya Karadeniz'in Trabzon gibi her tarafı yeşil bir yer değildir ama insanın yazın sıcağında, gölgesinde oturduğu, içinde piknik yapabileceği veya ailesiyle beraber olabileceği güzel bir yerdir. Cennet gibi bir yerdir. Fakat Kur'an-ı Kerim bunlardan daha mükemmelini vaat eder. Bazıları işte diyor ki ya orada çok yeşillik yok. İnsanlar bu sebeple işte Kur'an-ı Kerim'de bunlar anlatılmış. Diyelim ki Almanya'da da yeşillik var veya Bosna Hersek'te, Trabzon'da yeşillik var ama buralarda da güneş yok. Yine insanlar bir sıkıntı çekiyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de insanlara herkesin mutlu olacağı bir şey sunuluyor. Fakat dünya tadımlık bir yerdir, doyumluk bir yer değildir. Bu sebeple size ahirette bunların en güzelleri verilecek. Ve sadece dünyadaki arzu ettiğiniz şeyler verilmeyecek. Bunlardan daha üstünler verilecek. Burada müteşabih kelimesi geçiyor. Müteşabih Arapçada bir şeyin benzeri demek. Yani cennette birisi diyelim ki bir meyve yiyecek. Bu meyveyi ısırdığında diyecek ki ya ben bunu dünyadayken de yemiştim. Bir benzerini diyecek ama bunun tadı, rengi, kokusu yani oradan aldığı lezzetler bambaşka olacak. Bu ayetin tefsirini yapan Peygamber Efendimizin amcasının oğlu Abdullah İbni Abbas ve benzeri gibi kişiler Kur'an-ı Kerim'de anlatılan cennetle ilgili tabirlerin bir benzetme olduğundan bahsediyor. Dolayısıyla buradaki ismi anılan meyveler veya size anlatılan şeyler sizin aklınızın hayalinize gelmeyecek olan kalben acaba ben düşünsem de aklen hayal edebilir miyim? Yani bunların çok üstünde şeyler olacak. Allahü Teala cenneti size yakınlaştırmak için, aklınıza ve fikrinize daha iyi anlatmak için örnekler veriyor diyor. Dolayısıyla burada anlatılan mesele yani salih amel işleyecek, iman edecek kişilere cennette verilecek bu nimetlerin insanların hoşuna gidebilecek şeyler olarak düşünmeliyiz. Bazı insanlar yine dediğim gibi bazı ateistler falan itiraz ediyorlar. Diyorlar ki ya işte bunlar dünyalık nimetlerdir. Dolayısıyla insanları kandırmak için bu tür vaatler yapılıyor diye. Bir bakıyorsunuz bu tür zevkler olur. İlk koşanlar da yine onlar oluyor. Yani zevkin her çeşidine koşuyorlar. Ama sizin koşmanızla alakalı, daha doğrusu sizin arzunuzla alakalı meseleleri geri itmenizi istiyorlar. Allahü Teala insanı yaratmış. Evet, insan bazen veya belirli zamanlarda bütün ibadetlerini Allahü Teala herhangi bir nimet vermese de yapabilir ve yapar. Fakat Allahü Teala da nimet verdiyse niye hayır desin? Bununla alakalı güzel bir örnek var. Malum Eyüp Aleyhisselam belirli hastalıklarla imtihan edilmiş. İmtihan edildikten sonra Allahü Teala Cebrail'i göndermiş. İşte demiş, ey Eyüp sen ayağını bir yere vur. Oradan bir su fışkıracak. Bu suyla sen yıkan. Sonra bu suyla beraber senin bütün yaraların, berrelerin gidecek demiş. Eyüp Aleyhisselam da bütün rahatsızlığına rağmen ayağını yerden kaldırmış. Sonra toprağa vurmuş. Oradan gür bir su çıkmış. Sonra o su fışkırmasıyla birlikte duş almış, yıkanmış. Yıkanmasıyla birlikte vücudundaki bütün yaralar, bereler gitmiş. Fakat bir süre sonra Eyüp Aleyhisselam'ın dokunduğu şeyler altın olmaya, yani o sular artık su olarak değil altın olarak düşmeye başlamış.
Şimdi normal şartlarda altın olarak düşüyor ama Eyüp Aleyhisselam hemen eteğini kaldırmış ve kucağına altınların gelmesini arzu etmiş. Normalde zaten orada tek başına. Zaten düşen altın ama bir taraftan da kucağını açıyor. Eteğini kaldırıyor. Allah-u Teala ey Eyüp diyor. Yani sen diyor burada ne yapıyorsun deyince ya Rabbi lütuf senden gelince diyor. Yani dayanamadım açtım kucağımı diyor. Şimdi insanın hisleri hevesleri vardır. Yani bir Kayserili olarak söylüyorum bunu. Yani parayı gördüğünüzde hoşunuza gider. Parayı kim sevmez? Nimeti kim sevmez? Veya kadınlar için erkekler, erkekler için kadınlar bir nimettir. İnsanlar eşlerini gördüklerinde tabii ki zevk alıp sevecekler. Dolayısıyla Allahü Teala da Tebareke suresinde, Mülk suresinde anlatıldığı gibi Ela ya'lemu men halak. Hiç yaratan bilmez mi? Buyuruyor. Yani sana bazı özellikler vermiş. Bu dünyada verilen her şey ahiretin bir kıyası. Aynı zamanda sana verilen her bir kuvve yani akıl, fikir, idrak, güç buna benzer bir sürü şey aynı zamanda bu sıfatların en mükemmeli Rabbimizde var. Yani bu dünya bir ayna, bir kıyas. Dolayısıyla Allahü Teala bizdeki eksikliği biliyor. Bizi yaratmış, arzularımızı biliyor. Ve diyor ki ey kulum ben sizi seviyorum. Siz şayet bu dünyada salih amel işler ve güzel iman ederseniz o takdirde ben sizi cennete koyacağım ve orada size istediğiniz her türlü mutlu olabileceğiniz şeyleri vereceğim diyor. Dolayısıyla bir kulun da bunları istemesinde herhangi bir problem yok. Tabii ki insanın en mükemmeli şudur. İnsan odur ki yaptığı şeyi sadece ve sadece Allah için yapsın. Ama Rabbimiz de yine cenneti vaat ediyorsa, eğer bu cenneti de yine Rabbimiz veriyorsa niye reddedelim? Yani dolayısıyla bu insanları bir kandırmak veya Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi yazdığı kitapla insanlara olmayan şeyi vaat etmek değil, onların cennete gitmesi ve Rablerinin rızası dairesinde orada güzelce yaşamaları için bir vaattir ve bunu istemekte de herhangi bir beis yoktur.